Onlar en önde gelenlerdir. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Takipçilerimiz üç gruptur. Bir grubu bizim vesilemizle süslenir. Bize bağlanarak haysiyet sahibi olur. Bir grubu bizim vesilemizle rızık elde eder. Ve bir grubu bizdendir ve bize dönerler. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar bizim hakkımızda üç gruptur. Bir grubu bizi sever ve dünyamızdan bir şey elde etmek için kaimimizin zuhurunu beklerler. Bunlar bizim sözlerimizi söyler, onları ezberler ama yaptıklarımızla amel etmezler. Çok yakında Allah bu grubu ateşte haşredecektir. Bir grup ise bizi sever, sözümüzü işitir ve yaptıklarımızla amel ederler ki bizim adımıza insanları soysunlar. Allah bu grubun karnını ateşle dolduracak, onlara açlık ve susuzluğu musallat kılacaktır. Bir grup ise bizi sever, sözümüzü ezberler, emrimize itaat eder, yaptığımızın aksine bir şey yapmaz. Bunlar bizdendir ve biz de onlardanız. İmam Sadık Aleyhisselam yanına gelip kendisine dostlarından ve onu sevenlerden biri olduğunu iddia eden birine şöyle buyurmuştur. Sen bizim hangi dostlarımızdansın? O şahıs sustu. Sudeyr şöyle sordu. Ey İbni Resulillah, sizin kaç tür dostlarınız vardır? İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dostlarımız üç gruptur. Birisi zahirde bizi sever ama batında yani gerçekte sevmez. Bazıları batında bizleri sever ama zahirde bizleri sevmez. Bir grubu ise hem batında ve hem de zahirde bizleri sever. Bunlar en önde gelenlerdir. İkinci grup daha aşağı bir gruptur. Zahirde bizlere sevgi gösterir ama padişahlar gibi davranırlar. Dilleri bizimle ama kılıçları aleyhimizdedir. Üçüncü grup ise orta merhalede yer almaktadır. Kalpte bizi sevmekte ama zahirde bizi sevmemektedir. Allah'a and olsun ki eğer batında bizleri sevecek olsalardı gündüz oruç tutanlar ve gece ibadet edenlerden olurlardı. İbadetin izleri yüzlerinde açıkça görülür, teslim ve itaat ehli olurlardı. O şahıs şöyle dedi, ben sizin zahiri ve batini dostunuzum. İmam Sadık bunun üzerine şöyle buyurdu, bizim zahiri ve batini dostlarımızın kendileriyle tanındığı bir takım nişaneleri vardır. O şahıs, o nişaneler nedir diye sordu. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu, İlk hasreti Allah'ı hakkıyla tanımaları ve tevhid ilmini sağlam ve iyi öğrenmeleridir.